Biliyorsunuz Trabzon'da büyük kutlamalar yapılırken Sayın Başkan Süleyman abinin vefatını öğrendiğinde kutlamaları kesmişti. Bu Beşiktaş camiası tarafından hiç unutulmaz ve stadımıza geldiğinde de taraftarımız o hürmeti size gösterdi. Çünkü Süleyman abi aynı Ali Samiyen'de olduğu gibi bizim özellerimiz, çok büyüklerimiz, sevdiklerimiz. Biz biliyorsunuz her Süleyman abi mezarını ziyaretinde Ali Samiye'nin ziyaretini de yaparız. Onlar bizim büyüklerimiz. Taraftarlarımızın da bu konuda çok hassasiyet göstermesini rica ediyorum ben herkesin önünde. Bizler duyarlıyız. Onlardan da lütfen büyüklerimizle ilgili hiçbir tezahürat yapmamalarını rica ediyoruz. Onlar kıymetlimizdir bizlerin. Onlara olan hürmetimiz devam etsin. Buyurun Sayın Başkanım. Yeni nesillere de aşılıyorum. Evet. Sadece bu değerli insanların tabii Türk futboluna çok değerli hizmetleri var. O yüzden böyle saygıyla anıyoruz. El birliğiyle bu yönetici profilini o seviyeye çekmemiz lazım ki bizim çocuklarımız da bizden sonra bizimle öyle stajda bahsetsin. Tek amacımız o zaten. Dünkü maça gelince maç sağ olsun oyuncu arkadaşlarımız zemin oynamaya müsait değil. Hatta bir gün sonra ertelenecekti. Sonra bir kimyasal madde kullandılar. Biraz çözüldü ama kayma falan taş, oldu. Taş gibiydi. Allah'a şükür sakatlık da olmadı. Bugüne kadar 7 maç yaptık. 6'sını kaybettik. Birini beraber kaldık. 3 gol atmıştık. 0-4 gol attık. Zor maçtı evet. Evet. İnşallah böyle gider. İstediğin zaman oluyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evlatları da tebrik ediyoruz. Çok güzel futbol oynadılar. Evet. Pes etmediler. Sayın Başkanım, göreve geldiğinizden bu yana alt liglerden üst liglere kadar bütün kulüpleri ayrı ve ayrım yapmaksızın kucakladınız. Büyük bir sempatiyle karşılandınız. Kulüplerin genel durumu ve başkanların genel durumu ve bundan sonra futbolun genel durumu hakkında düşüncelerindedir. Yani bu birliktelik, beraberlik daha da açığa çıkacak mı? Düşüncelerimiz işte Sayın Başkan burada az önce söyledi. Ben rahmetli Süleyman Sabah'a başkanımızı ziyarete gittiğimiz zaman da Ali Sami'nin de ziyaret ediyorum dedi. İşte söz burada zaten. Kilit nokta burası. Biz futbolun barışa kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Yani ikinci, üçüncü gibi biz amatör kulüplerle de aynı şekilde ilgileniyoruz. Yani biz orada hep zaman söyledik. Biz buranın patronu değiliz. Cenab-ı Allah nasip etti. Hizmet etmeye geldik. Futbolun patronu önce kulüp başkanları sonra da taraftarları. Onlar olmasa zaten futbol diye bir şey olmaz. Ama kilit nokta burası. Eğer biz de böyle güzel anılmak istiyorsak rahmetli Ali Samiyen gibi, rahmetli Süleyman Sabah gibi o zaman onlardan biraz daha örnek almamız lazım kendimize. Ona göre davranmamız lazım. Gençleri de ona göre yönlendirmemiz lazım. Ondan sonra zaten elbette ki bizim kapımız herkese açık, iletişim konusunda hiç kimsenin sorunu yok. Bizim de kurullar olarak hatalarımız yok mu? Var. Bu bir senenin olayı değil. Bu 25-30 senenin birikimi var burada. Bunları da temizlemek, düzeltmek kolay olmuyor. Ama niyetimiz halis. Akıbetimiz de güzel olur inşallah. İnşallah, inşallah. Ben buradan tekrar Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Futbol Federasyonu'nda kulüp başkanlarını toplayarak bir beraberlik yaşattı ve bundan sonraki ilk toplantıyı da İnönü'de yapacağız. Allah kısmet ederse hep birlikte. Ali Bey bugün seyahatte gelemedi. Ertuğrul Bey de katıldı o zaman. Hep birlikte diğer kulüplerimizle hiç kimseyi dışlamadan hep birlikte bu değerli sporumuzun, futbolun marka değerini her zaman beraber korumak için hep birlikte hareket edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son bir soru. Evet. Çünkü başkan gidecek. Onun için Sayın Başkan'a yöneltmek istiyorum. Güzel bir gece. Sayın Başkan da bizden. Sayın Başkan'ın göreve geldiğimizde beyaz bir salfa açacağız dediniz. Herkese eşit olacak dediniz. Ve bunu görmeye başladık. Daha önce de böyle birliktelikler oluyordu ama açıkçası benim şahsi düşüncem çok havada kaldı. Yani siz bu konuda kararlı mısınız? Aynısını da Dursun Başkan'a da sormak istiyorum. Sadece bizim kararlılığımız da olmaz. Ama insanlar
iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. İletişimi kestiğiniz zaman da sonuç alamazsınız. Sağ olsun başkanlarımız da bu konuda zaten hemfikirler. Yani sadece kendi aralarında değil, topluma da güzel örnek olalım mesajını kendileri de verdi. Herhalde 3 saat oturup sadece dertlerimizi konuşmadık, espri de yaptık. Öyle değil mi başkanım? Yani bu böyle devam edecek. Zaten Hasan Başkanımızın da bir önerisi oldu. Büyük dört kulübe yemeğe gideceğiz, yemek toplantı yapacağız. Ondan sonra da onun için de restoranı açtık işte. Evet, restoranı buradan başlayacağız. Evet. Sonra da hep beraber beşimiz bir televizyon programına çıkıp inşallah. Yani sadece futbolu değil yani. Ülkenin güncel sorunlarını da konuşup birbiriyle espri yapan, şakalaşan bu mesajı da Türkiye'ye vermemiz lazım. Sağ olsun başkana teşekkür ediyorum. Öneri ondan gelmişti. Bu süreci tamamladıktan sonra onu da yapacağız. Sadece bu lafta kalırsa tabii sonuç alamazsınız. Amacımız sonuç almak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Tamam.